FIBA oyunu kurucusundan açıklama adındaki bu haberi değerlendireceğiz. Aşağı doğru böyle devam eden haber üstünden gideceğiz. Shiba Inu kurucusundan bu meme coin için önemli duyuru, önem kazanıyor diyor. Burada Kusama'nın Bon token'la alakalı yapmış olduğu bir açıklama üzerinde duruyoruz. Şimdi Bon token'a son zamanlarda ekip biraz daha böyle spesifik olarak yönelmeye çalışıyor. Çünkü Shipcoin üzerindeki hareketleri artık tartışmanın da bir anlamı yok. Yani zaten önem kazanıyor olduğunu herkes açık bir şekilde görebiliyor ve bu meseleyi idrak edip anlayabiliyor. Aynı zamanda Bon token'a da tabii ki yönlendirmeye çalışıyorlar ki biraz daha Shiba'ya nazaran piyasa değeri biraz daha değil bayağı daha tabii Shiba ile kıyaslarsak düşük kalmış olan bu token'larına da yatırımcı çekmeye çalışıyorlar. Şunu daha önce de açıkladık. Bon'la Shib'in Shibarium üzerindeki meselesi adı altında birinin muvaffak olup diğerinin olmama ihtimali yok. Çünkü çark ikisi üzerinden de dönüyor. Bakınız Bon token işte Shibarium Bon token'ı uzun vadede işine yaramadı. Shib'in işine yaradı. Ya da Shib'i iyi yerlere getirdi ama ya bu Shibarium da Bon'a hiçbir fayda sağlamadı. Ya bunların ikisi aynı anda olabilecek şeyler değildir. Bu birazcık şuna benzer. İşte gelecek yıllarda tabii uzun zaman sonra durum değişebilir. Ben onu bilmem ama şu anki normal ve şu anki yakın geleceğimiz gelecek yıllar belki birkaç 10 yıldan bahsediyorum. Şöyle bir bakış açısı olmayacaktır. Yok işte kripto piyasası da bayağı yükseldi. Çok iyi yerlere geldi de ya Bitcoin hiçbir şey yapamadı. Mesela Bitcoin düştü falan tarzında. Yani bunlar olmaz. Bunlar mantıklı şeyler değil. Zaten kripto piyasası ilerlemeye devam ederse, kripto piyasası ilerlerse zaten Bitcoin'in ilerleyişinden kaynaklanmış demektir bu ve başı çekmiştir. O yüzden şu anki süreçte bu çark ikisi de bir aradayken dönmektedir diye durumu özetleyebilirim. O yüzden evet Shibarium ve Shipcoin ile alakalı yapacağınız bir zaman analizi aynı şekilde ucu Bon token'a da dayanmaktadır ve Bon token'ı da işin içerisine kapsamaktadır. Ona göre hareket ederseniz ve bunun farkında olarak durum analizi gerçekleştirirseniz bayağı daha işinize yarar. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada Bon token malum Shibarium'un gaz ücretlerinin ödenmesi için kullanılacak. Yani gaz ücretlerini siz bu şekilde öder halde olacaksınız. Bon token ödeyeceksiniz işlem gerçekleştirirken. Shipcoin ise bunun sonuç noktası yani girdi bon çıktı ship gibi oluyor. Bon token'la işlem ücretini ödüyorsunuz. Shipcoin ile ise sonuç olarak bir yakın gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Tamam. Shiba Inu'nun lideri Satoshi Kusama geçtiğimiz günlerde kripto para ekosistemi için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Kusama yaklaşmakta olan Katman 2 blok zinciri Shibarium'un operasyonlarını sağlamlaştırmayı amaçlayan bir hareketle kalan Bon token arzını basacaklarını ve ardından Bon sözleşmesinden vazgeçeceklerini açıkladı. Buradaki arz basımı kötü gibi duruyor olsa da işte böyle şey gibi. Fakat doğru değil. Bu gerekli olanın yapıldığını bir kere ifade etmek isterim. Zira ödemelerin yapılması için biraz daha bon arzının fazla olması lazım. Ha bu da tabii ki de demek değil ki işte sürekli bon arzı artsın, sürekli bon token tarafında artış kaydedilen bir genel arz yapısı olsun demek değil tabii ki. Bunun da bir yandan altını çizelim, tamam mı? Diyor ki bu stratejik manevra bonun bir kısmı yeni ortaya çıkan blok zinciri sistemindeki ilk önemli rol olan doğrulayıcılara tahsis edileceğinden Shibarium'un başlatılması için çok önemlidir. Yani Bon token topluluk odaklı yaklaşımıyla karakterize edilen bir meme kripto birimi projesi olan Ship ekosisteminin bir parçasıdır. Doğru. Bu arada malum son zamanlarda da konuşulan meselelerden bir tanesi, daha doğrusu konuşulan derken dikkat çeken olaylardan biriydi aslında bu da. O da şu şekilde olacaktır. Mesela başlangıçta Terra Classic yani
Lunch'un şu anda karşımıza gelen, değil mi, ağı üzerinde 126 idi en son. Farklılaşma varsa onu şu an bilmiyorum ama 126 toplam doğrulayıcı hakimdi buraya. Fakat Shibarium beta sürümü yayımlandığı an birkaç hafta içerisinde anında 700'ün üzerinde, bakın 700'ün üzerinde doğrulayıcı katılmak üzere talep etmiştir. Yani nerede bir ekosistem, nerede bir katman projesi, değil mi? Aralarında da böyle bir fark var. Tabi bu da Shibarium'un ne kadar başarılı olduğunu gösteren ana unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Devam edelim. Ship topluluğu Shibarium'un lansmanı hazırlanırken Bon önem kazanıyor. Kusama'ya göre Bon, geleceğe yönelik bir pasaport görevi görecek ve token delegelerin ödüllerinden pay almak için gömdükleri token olacak. Evet. Özellikle tabi buradaki vizyonun şunu ifade ettiğini de anlayabiliyorsunuz doğal olarak. Yani elde tutma oranlarını ve uzun vadeli yatırımcı sayılarını ve oranlarını sürekli yüksek ve hype halde tutmaya yönelik zaten plan. Tamam mı? Devam edelim. Özellikle dedik Shibarium için gaz token'ı olarak da işlev görecek ve sistem içindeki işlemleri ve akıllı sözleşmeleri beslemesine izin verecek. Buna ek olarak Bon yeni sistemde teknoloji yönetimini mümkün kılacak ve sahiplerine platformun nasıl gelişeceği konusunda söz hakkı verecek. Evet, aynen öyle. Yani ne kadar Bon'un varsa genel olarak Shiba Inu'daki asıl olayı zaten yansıtıyor. Shibarium'da da aynı rolü var yani, tamam mı? Kusama'nın duyurusu dedi. Ship ekosistemi için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Peki. Merkezi olmayan ağların finansal işlemler ve ötesindeki öneminin altını çizmektedir bu son hamle. Projenin daha fazla ademi merkeziyetçiliği teşvik etme konusundaki kararlılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Evet. Bon fiyatının yaklaşık %7 artmasına rağmen ship sahipleri ve meraklıları bu gelişmeye bilinçli bir dikkatle yaklaşmalıdır. Bu projenin genel başarısı ship topluluğunun bu geçici ve geçişi ne kadar etkili bir şekilde yönetebileceğini. Ha evet, tabii ki burası doğru. Bakın zaten diyorum ya Shibarium'dan kaynaklı bir yükseliş yaşanıyor. Muhakkak ki bir noktadan sonra sıkı düzeltmeler yapacak Bon Token. Siz de ona göre stratejinizi belirleyebilirsiniz. Yani ürün ortada, ortalama ne yapıp ne edebileceği ortada. Peki siz ne yapacaksınız? Bunu da belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.